Milli Piyango'nun dijitalleşmeye başlamasıyla seyyar piyangocular için büyük bir tehlike kapıya dayandı. Piyango biletinin makineden çıkacak olması, makine almaya gücü yetmeyen seyyarı düşündürmeye başladı. Yani gücü yeten alır, gücü yetmeyen alamaz. Bırakacağız, müfellak hızlanacak, bir sigorta gider de perişan olacağız. Bu Atatürk'ün tayyare piyangosu. Talih kuşu dijitalleşiyor, olan seyyarı oluyor. Üstelik çanlar yaklaşık 10 bin kişi için çalıyor. Bunun bir nostaljisi var, bir güzelliği var. Seyyar piyangocuların bilet satmaya devam etmeleri için makine almaları gerekiyor. Ama bunun için yaklaşık 35 bin lira lazım. İşte sorun da tam olarak burada başlıyor. Çünkü birçok seyyar piyangocu bu parayı ödeyemem diyor. Şu bir kağıt milli piyango. Diyor bak, bu kağıdına bu bir mi? Bana mesela diyemem baş tarafı 4 olsun, sonu 0 olsun diyemem. Milli Piyango İdaresi 19 Haziran'da yürürlüğe koydu makine uygulamasını. Bazı bayiler artık loto gibi piyango bileti veriyor. Bizlere de şu anda makine dağıtılacağı söyleniyor. Alma şansım yok. 25 yıl ben emek verdim. Direkte para kazandırdım. Bu saatte beni yüzü bırakamaz yani. Piyangocuları asıl korkutansa makinenin 1,5 yıl sonra zorunlu olması. Yani seyyar da makineden çıkartacak biletini. Bunda sahte olmaz. Piyangoda ama bunda olabilir yani. Ben de satarız. Başka çare yok. Yeni uygulamayı bekleyip görelim diyen de var. Bundan sonra ne iş yaparım diyen de. Yani bu kez piyangocular talih kuşunun nereye konacağını merak ediyorlar. Parası olan para kazanıyor. Biraz da bizi düşünsün devlet, makine olmasın yani. Ortak talepse yıllarını bu işe adamış olan emekçilere bir kolaylık sağlanması, makinelerin ücretsiz dağıtılması. Vallahi halkımız makinelerden oynamasınlar, yoksa bizi bitirecekler. Borcunu alacağız, ne yapacağız? Borcunu alacağız. Al, verme, yatırma.